platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Eko Türk'ten iyi akşamlar. Ben Öykü Cengiz. Stüdyo Londra başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Şu gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza Muhammed Demir eşlik edecek. Sayın Demir merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, uzun zamandır Avrupa'da yüksek enflasyon mevcut. İngiltere'de de uzun zamandır yüksek enflasyon konuşuluyor. Market raflarına bu durum yansıdı mı? Sizin enflasyona yönelik beklentileriniz neler? Şimdi enflasyon tarafında baktığımızda Avrupa'daki enflasyon oranlarındaki beklentiler İngiltere'ye nazaran çok daha iyi durumda. Garip bir şekilde önümüzdeki 5 yıllık enflasyon swapları diyelim, bu bir ürün. Neticede enflasyona karşı kendinizi korumak istiyorsanız İngiltere'deki enflasyon koruma swapları diyelim %4-5'ler civarında seyrediyor. 5 yıl içinde. Ama Avrupa tarafındaki enflasyon koruma swapları %2-3 civarında seyrediyor. Dolayısıyla İngiltere'deki enflasyon beklentileri biraz daha yüksek noktada. Bunun sebeplerine bakacak olursak da tabii ki İngiltere biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıktı. Bir taraftan Avrupa Birliği'ndeki o kendi Euro bölgesindeki enflasyon tarafında bir toparlanma söz konusu. Ama İngiltere tarafında maalesef bu enflasyon tarafında çok ciddi bir toparlanma söz konusu değil. Sebebi de hem Brexit hem de maalesef hükümetin biraz tutarsız politikaları diyebiliriz. Dolayısıyla enflasyon beklentileri tarafında biraz daha olumsuz bir hava söz konusu İngiltere'de. Son 6 aydır, 1 senedir kabaca zaten bunu belirtiyoruz. İngiltere tarafında çok ciddi herhangi bir politik değişiklik olmaksızın bu enflasyon olsun, ekonomi olsun, o tarafta çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz maalesef. Dolayısıyla önümüzdeki Merkez Bankası toplantısında ya da önümüzdeki yıllarda hem Merkez Bankası toplantısında artış bekliyoruz hem de enflasyon tarafında ciddi bir toparlanma bekleyemiyoruz maalesef. Avrupa'ya nazaran biraz daha olumsuz gibi duruyor. Amerika'ya nazaran biraz daha olumsuz gibi duruyor maalesef. Peki Avrupa Merkez Bankası 4 Mayıs'ta faiz kararını açıklayacak. Piyasanın beklentisi faizin 25 baz puan artırılması yönünde. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biraz önce belirttiğimiz gibi Avrupa tarafındaki enflasyon biraz daha iyi toparlandı diyelim. Amerika'yı takip ediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir artış söz konusu değil enflasyonda. Bununla birlikte 25 ya da hani sürpriz olur 50 olur. 25'in aşağısında olmaz Avrupa tarafındaki faiz artış kararı diye bekliyoruz. En az 0.25, 25 baz puan ya da hani sürpriz olacak şekilde 50 baz puan gelebilir. Burada zaten hani pariteye de yansıdığı şekilde biraz daha Euro'nun güçlendiği bir ortam görebiliriz. Dolayısıyla Avrupa tarafında çok ciddi bir sıkıntı yok gibi duruyor enflasyon tarafında. Ama hani Merkez Bankası da tabii bir taraftan faizleri artırırken bir taraftan da ekonomiyi olumsuz etkilememeye çalışıyor. Bunun yanında jeopolitik gelişmeleri de göz ardı etmememiz lazım Avrupa tarafında. Bir taraftan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmak isteniyor. Bir taraftan Amerika'dan daha bağımsız bir politika izlenmek isteniyor. Ekonomik tarafta değil hani genel olarak ama bunların hepsi de el ele gidiyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Avrupa'daki faiz artırımında en az bir 25 baz puan. Ama genel olarak da baktığınızda bir taraftan resesyon riski de var. Dolayısıyla bu resesyon riskini de çok göz ardı etmek istemiyor Merkez Bankası. Dolayısıyla piyasa olarak hani bizim beklentimizde genel olarak analistlerin de beklentisi 25 baz puan gibi gözüküyor. Bunun yanında baktığınızda bir taraftan hisse senetlerinde bir taraftan şirketlerin bilançolarında çok ciddi risk oluşmaması için
Bu 25 baz puan çok dengeli bir karar olacak gibi duruyor. Çünkü zaten uzun süredir bunun sözel olarak yönlendirilmesi yapılıyordu. Ve bu noktada da muhtemelen 25 baz puan olarak açıklanacak gibi duruyor. Ama diğer taraftan da biliyorsunuz ciddi sıkıntılar var yani. Özellikle Fransa tarafında ciddi sıkıntılar var. Ekonomisini toparlamaya çalışıyor. Emeklilik yaşında 2 yıllık bir artış söz konusu. O konuda protestolar devam ediyor. Eğer orada çok ciddi bir sıkıntı olmazsa 25 baz puanla Avrupa ekonomisini çok olumsuz etkileyemeyecek şekilde bu artışlar devam edecektir diye düşünüyoruz. Peki Brent ve ham petrolde volatilite devam ediyor. Petrol piyasasında neler oluyor? Bu konuya da değinelim isterseniz. Brent ve ham petrolde volatilite bahsettiğiniz gibi çok ciddi seviyelerde. Yani baktığımızda 70 dolarlara kadar inen bir Brent petrolden söz ediyoruz. 65 dolara kadar inen bir Amerikan Texas petrolünden söz ediyoruz. Dolayısıyla oradan 70 dolardan tekrar 80 dolarlara, 85 dolarlara çıkmış, 87 dolarlara çıkmış bir Brent petrolden söz ediyoruz. Tabii ki mümkün olduğunca Batı dünyası için Brent petrolün aşağıda olması, onların enflasyon beklentileri için, ekonomilerindeki işte faiz artışları olsun, enflasyon hareketleri olsun, büyüme olsun, bunların hepsinin üzerinde etkisi olduğu için mümkün olduğunca aşağıda olsun istiyorlar. Mümkün olduğunca bastırmak istiyorlar. Ama diğer taraftan da şöyle bir durum söz konusu. Siz istediğiniz kadar bastırmak isteyin, istediğiniz kadar bir fiyatı aşağıda tutmak isteyin. Piyasanın arz talep dinamikleri tamamen farklı işliyor. Yani sizin her zaman yani Amerika'nın, Avrupa'nın istediği gibi işlemiyor. Dolayısıyla biz yine petrolde, ham petrolde, doğal gazda bütün fiyat hareketlerindeki sürprizleri yukarı yönlü bekliyoruz. Çünkü bir şekilde aşağı yönlü belli bir sınırımız var. Özellikle enerji ürünlerinde. İşte petroldür, doğalgazdır, dizeldir, gazolindir. Bunların hepsinde aşağı yönlü fiyat hareketleri sınırlı. Ama yukarı yönlü gelişecek durumlara göre, gelecek haberlere göre bir şekilde üst limiti yok gibi duruyor. Hatta izleyenlerimiz hatırlarlar zaten petrol 120-130 seviyelerine kadar gelmişti bu Rusya-Ukrayna çatışmasından dolayı. Önümüzdeki günlerde mesela Avrupa Birliği mümkün olduğunca bütün ürünlere yaptırım getirmek istiyor. Bu bütün ürünlere yaptırım getirmek isterken Rusya'nın da şöyle bir tehdidi var. Eğer bütün ürünlere yaptırım getirirseniz özellikle Karadeniz tahıl anlaşması dahil olmak üzere, kendi petrolü de doğalgazı da dahil olmak üzere bunlar da ciddi kısıntıya gidebileceği gibi beklenti var. Yani ben batıyorsam, ben aşağıya geliyorsam, ben çok ciddi zarar görüyorsam size de zarar veririm gibi bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla biz yatırımcılarımıza mümkün olduğunca aşağı yönlü pozisyon almamayı, eğer düşeceğini bekliyorlarsa düştüğü noktalardan yukarı yönlü pozisyon açmaları konusunda tavsiye veriyoruz. Aynı şekilde her ne kadar volatil olsa da petrolde, doğalgazda ya da diğer enerji ürünlerinde ya da hatta tahıl ürünlerinde, buğday özellikle baktığınızda Ukrayna ve Rusya'nın çok ciddi üretime katkısı olan ürünler. Bunlar da hiçbir zaman short pozisyonda kalmamalarını, eğer düşeceklerini bekliyorlarsa da daha aşağı noktalardan pozisyon açmalarını öneriyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Çin'in Avrupa Birliği'nde birkaç ülkeyle işbirliği gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda negatif durum sergilemişti biliyoruz ki. Çin ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalar da hem Avrupa'da hem İngiltere'de nasıl yankılanıyor? Bunları da değerlendirmenizi rica etsek neler söylersiniz? Ya orası aslında çok büyük bir nokta Öykü Hanım. Yani baktığınızda Amerika'nın biliyorsunuz en büyük güçlerinden, tamam ciddi politik güç, ciddi askeri güç dünyada ama aynı zamanda ciddi finansal güç. Ciddi bir finansal güç olmasının sebebi petrodolar dediğimiz petrolün dolar üzerinden fiyatlanması, dolar üzerinden ticaret edilmesi yani alınıp satılması noktasında. Dolayısıyla
aslında Suudi Arabistan dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Çin dünyanın en büyük tüketicisi petrol tarafında. Bu ikisinin kendi para birimleri üzerinden petrol alışverişi yapması demek bir noktada Amerika'nın bu finansal gücüne darbe indirmek demek. Tabii yani burada eğer böyle bir durum olursa şöyle bir sonuç ortaya çıkar. O zaman doların dünyadaki hani bu nereye giderseniz gidin dolar geçer paradır. Ne yaparsanız yapın dolar üzerinden alışveriş yaparsınız kavramının biraz altını deşiyor maalesef. Yani o zaman biz bir dakika yani biz dolar kullanıyoruz ama dolar üzerinden her şeyi fiyatlıyoruz ama niye böyle yapıyoruzun sorgulanmasıdır. Dolayısıyla aslında çok büyük bir hareket. Yani Suudi Arabistan Amerika'nın müttefiki olarak nasıl bunu yapabiliyor, nasıl bunun altından kalkabilecek bilmiyorum ama çok ciddi bir darbe vuruyor petrodolar konseptine. Eğer böyle olursa, eğer buna benzer diğer ülkeler arası bu para birimlerinin işte fiyatlanmasına göre yani mesela yarın bir gün Türkiye, Suudi Arabistan'la kendi para birimine göre alışveriş yaparsa ne bileyim Suudi Arabistan Avrupa'ya göre Avrupa ile yaptığı iş işlemlerde, ticarette yine euro üzerinden dönüşümleri kullanıp da dolar kullanmazsa bizim bu gördüğümüz pariteler işte euro dolardır, pound dolardır, dolar Türk lirasıdır. Bunlarda çok ciddi değişimlerle karşı karşıya kalırız. Çünkü Amerika farkındaysanız mesela Türkiye'de diyelim ki siz gidip Türk lirası bastınız. Ne bileyim Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar civarı. Siz bir 800 milyar dolar daha bastınız ya 400 milyar dolar daha bastınız. O zaman Türk lirasının değeri aşağıya gelir. Ama maalesef dememin sebebi bu. Dünyada bunu yapabilen tek ülke Amerika olduğu için Amerika'nın 20 trilyon civarı bir gayri safi milli hasılası var. Ama bunun üzerine trilyonlarca dolar bastığı halde Amerikan dolarının değeri aşağıya gelmiyordu. Sebebi de uluslararası ticarette kullanılmasıydı. Eğer böyle bir durum olursa yani bu Suudi Arabistan-Çin arası olan anlaşma diğer ülkeler arasında da yaygınlaşırsa o zaman biz doların çok ciddi değer kaybettiği bir dünyaya doğru gideriz. Yani euro dolar 1.10 olmaz, ne bileyim pound dolar 1.25 olmazdı. 1.5 olur, 2 olur, 2 olur, 2.5 olur. Öyle bir dünyaya doğru gidiyor oluruz. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla dünyanın rezerv para birimi dediğimiz dolar üzerinde çok ciddi volatilite olur. Küresel bankacılık krizi ortadan kalktı mı? Bu konuyu da konuşalım. Mesela Credit Suisse'i alan UBS'in mevduatlarında ciddi artış gördük. Bu durum bankacılık krizinin bittiği anlamına geliyor mu? Buna bağlı olarak First Republic Bank'ın varlık satışını değerlendirmesini de yorumlayabilir misiniz? Şimdi henüz bu küresel bankacılıktaki kriz ortadan kalkmadı gördüğümüz kadarıyla. Mesela First Republic Bank öyle bir açıklama yaptı ama hisse senetleri zannedersem bugün %40-50'ye kadar değer kaybetti. Bir şekilde toparlanmaya çalışıyor. Her ne kadar büyük yatırım bankaları yardımcı olmak istese de işte ne bileyim mevduat yatırmak istese de bir şekilde bunun üzerinden kalkamadılar. Bunun altından kalkamadılar özür dilerim. Bunun altından kalkamadılar. Bir taraftan UBS, Credit Suisse birleşmesi, işte oradaki İsviçre'deki ciddi şok. Çünkü günün sonunda baktığınızda İsviçre'deki bankalar çok güvenilir olarak gözükmekle birlikte Credit Suisse, İsviçre'nin iki tane büyük yatırım bankasından bir tanesi. Bir tanesi UBS'i, bir tanesi Credit Suisse'li. Bir bankaya öbürünü satın almak zorunda bıraktılar İsviçre hükümeti olarak. Çünkü başka bir alıcı çıkmadı. Bu tabii ki İsviçre'nin diğer büyük bankalarına ya da küçük bankalarına da olumsuz etkide bulunuyor. Niye? Günün sonunda bankacılık dediğimiz, finans sektörü dediğimiz tamamen güven üzerine çalışan, tamamen güvenden ekmeğini yiyen bir sektör. Aynı para birimleri gibi. Aynı biraz önce bahsettiğimiz dolar gibi. Siz o noktada güveninizi kaybettiğiniz an herhangi bir ülkeye ya da kuruma karşı çok olumsuz etkileri var maalesef.
Çünkü tüm dünyadan biliyorsunuz İsviçre'ye ciddi bir yatırım söz konusu. Yatırımın sebebi de aslında eskiden İsviçre'nin bu hesapları, hesap detaylarını gizli tutmasıydı. Ama son birkaç yıldır öyle bir durum da söz konusu değil. İsviçre, Amerika ile Avrupa Birliği ile bu hesap detaylarını paylaşmak zorunda. Tamam, onu da geçtik. Hadi diyelim ki yine paylaşıyorlar ama İsviçre dedik, bankacılık dedik. Yani bankacılığın merkezi noktasında özellikle hani hesaplarınızın güvende olmasını istiyorsanız, gizli olmasını istiyorsanız. Sanki gizlilik kalktı ama yine de güvende diye düşünüyordunuz. Credit Suisse bu noktaya gelince yatırımcılar ciddi bir sorgulamaya başladı. Çünkü baktığınızda İngiltere'de bile çok ciddi böyle bir banka batışı söz konusu değil, başkasının satın alması söz konusu değil. Amerika'da bile öyle bir durum söz konusu değil. Hani bir Lehman Brothers battı ama yani Amerika hadi var diyelim ama mesela Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla İsviçre için çok ciddi bir güven kaybı, İsviçre kurumları için, bankalar için çok ciddi bir güven kaybı oldu. Dolayısıyla her ne kadar bu Credit Suisse olayı bir şekilde UBS'in satın almasıyla toparlansa bile, her ne kadar Amerika'da hem federal hükümet hem de diğer bankalar zor durumda olan bankalara yardımcı olmak istese bile bir şekilde fiyatlar ona yansımadı. En son gördüğümüz kadarıyla özellikle bilançosunun açıklanmasıyla birlikte dün First Republic Bank'ta mesela %50'ye yakın satış gördü. Onun için henüz bu bankacılık krizinin atlatıldığını söyleyemeyiz. Diğer taraftan mesela İngiltere zor durumda diyoruz, enflasyon vesaire sıkıntıda diyoruz ama Avrupa Birliği'nden de çıktı, Brexit oldu biliyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen Avrupa Birliği'nden ayrılmasına rağmen İngiltere tarafında baktığınızda yine bankacılık ya da finans kurumlarının ekonomideki büyüklüğü ya da etkisi çok ciddi azalmadı. Yani önemli olan hangi merkeze güvendiğiniz, hangi yasal düzenlemeye güvendiğiniz, hangi ülkedeki kurumların daha güvenli olduğunu düşündünüz. Burada maalesef İsviçre biraz puan kaybetti, Amerika biraz puan kaybetti. Ama Almanya, İngiltere bunlar hala güvenilirliklerini koruyorlar diyelim. Peki, şimdi son dönemde teknoloji şirketlerinin işten çıkarmalarını ve küçüldüklerini gözlemledik. Bu şirketlerin bilançoları da açıklanıyor. Buna dair yorumlarınız neler? Şimdi bilançolara baktığımızda yine teknoloji şirketleri beklenenden daha iyi bilançolar açıklamaya başladılar. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani ilerlediğimiz dünyada, yani dünyadaki gelişmelere baktığınızda teknoloji, yapay zeka, ne bileyim elektrikli arabalar vesaire, bunların hepsinde yani teknolojiyi içeren ya da teknolojinin kenarına dokan her sektörde olumlu bir gelişme olduğunu görüyoruz. Ve bunlarda her ne kadar biraz iki adım ileri bir adım geri şeklinde ilerleseler de teknoloji şirketlerinin olumlu etkilendiğini görüyoruz. Microsoft sonuçlarına baktığınızda yine cloud servislerinden dolayı beklenenden çok daha iyi bir bilanço açıkladılar. Ve diğer teknoloji şirketlerinde de olumlu bilançolar bekliyoruz açıkçası. Eski ekonomi ile yeni ekonomi arasında bir servet aktarımı söz konusu. Yani bizim bildiğimiz çok geleneksel sektörlerden ziyade önümüzdeki dönem biraz daha teknoloji şirketlerinin her ne kadar satış yeseler de biliyorsunuz hani ne bileyim bir Facebook değerinin %50'sinin altına indi yerine göre. Ne bileyim bir Tesla değerinin %50'sinin altına indi. Ama çok hızlı bir şekilde toparlandılar 3-5 ay içinde. Hatta daha yukarı seviyelere geldiler. Biz genel olarak baktığımızda teknoloji şirketlerine biraz daha olumlu bakıyoruz. Her ne kadar yüksek volatilite olsa da geleceğin şirketleri bunlar maalesef. Kabul etsek de etmesek. Peki, Muhammed Demir, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, Stüdyo Londra'ya noktalıyoruz. İyi akşamlar.
Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.